Zaten tüm kafeler ve diğer sektörler açıkken gidip böyle yerlere kapatmaları gereksiz bir tedbir. Yani o zaman tüm yerleri kapatın ki koronavirüsün yayılması da engellensin. Bence en başından beri kapatılmalıydı. Sebebi de çocuklar bizim geleceğimiz. Onun için onlara daha dikkat etmek zorundayız diye düşünüyorum kendi adıma. Çin'de virüs çıktığı halde bak bugün 1,5 milyar nüfusu olan Çin bu işi halletti. Ama biz gittikçe kötüye gidiyor yani bu disiplin gerekiyor. Bir de halkımız çok bilinçsiz, özellikle gençler çok böyle maskesiz yakın yaşıyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde piknik ve çocuk alanları kapatıldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Geç kalınmış bir tedbir. Yani şu anda Kayseri'de 10 gün önce beraber çay içtiğim insanı 3 gün önce toprağa verdik. Bu kadar ciddi. Koronadan dolayı mı verdiniz? Koronadan dolayı evet. İsim de verebilirim ölen şahsın. Bakınız buralar hep kafe, kafe. Akşamleyin gelin bakın. 60 santimlik bir masanın etrafında 4 kişi var. Olmaması gereken bir şey. Ondan sonra da yani devletin bunda bana kalırsa fazla da bir suçu yok. Halk olarak biz uymuyoruz ki. Gelin görün bir masanın başında 4 kişi var, 6 kişi var. Bunlar çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Haliyle mesafe ortadan kalkmış oluyor. Ondan sonra da ağlıyoruz, sızlıyoruz. Hiç alakası yok. Yani vatandaş olarak bizler dikkatli olmalıyız. Aslında iyi bir karar. Geç bile kalındı. Çocuklar birbirinden yakın oluyor. Hani belli etmiyorlar ama onlar da çocuk. Belki taşıyordur. Belki ileride çıkacak böyle sorunlar. Ama şimdi de okullar açılıyor. Nasıl oluyor, nasıl olacak? Bunu da düşünürler artık herhalde. Devletin bir fikri vardır. Çok gerekli bir şeydi bence. Yerlerin kapatılması gerekiyor. Yani küçük ama Kayseri için büyük bir şey olmuş. Aynı düşüncedeyim. Yani zaten her yerde insanlar var. Orası da çok tehlikeli bir yer zaten. Bence iyi bir karar olmuş. Herkes evinde dursun. Geç kalınmış olabilir de yani tabii daha önce olsa daha iyi olurdu. Çocukların virüs taşıyabileceği konusunda aileler daha erken bilgilendirilebilirdi. Onlar da evine virüs taşıdı yani kanımca. Benim de çocuğum var mesela çıkaramıyorum. Çıkarmamaktan da rahatsızlık duymuyorum. Peki genel olarak tedbirleri ne kadar yerinde buluyorsunuz? Tedbirler yeter kadar uygulanıyor mu Kayseri'de? Tedbirler yeteri kadar uygulanıyor. Mesela kapalı. Onu görenle çocuğuyla kimse gelmemiş mesela. Ben de hani yürüyüş yapıyorum burada. Mesafeye uyarak, maskeli. Güzel yani. Hiç çocuklu kimse yok yani. Ben çok önemli olduğunu, iyi olduğunu düşünüyorum. Ve çok faydası halka dokunacak. Daha çok sıkı tedbir almaları lazım. Bu konuda iyi tedbir aldıklarına dolayı teşekkür ederim. Sizce geç kalınmış bir karar mı bu? Sağlık Bakanı devamlı söylüyor. Ama uyan yok. Adam devamlı gece gündüz televizyonlarda sürüyor ama halkımız uymuyor. Vallahi hastalığın ilerlemesine bakıldığı zaman böyle bir kararın alınmasını doğru buluyorum. Çünkü çocuk oyun parklarının temizliği, hijyeni yapılmazsa oralar tabiri caizse bir tehlike saçan yerler haline geliyor. Öyle olduğu için de kapatılması mantıklı. Ama şu an itibariyle kapatılması, zaten kış geliyor. Keşke yazın başında kapatılsaydı, daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Bence yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok arttı. Ben de halk eğitimde çalışıyorum. Biz de ara verdik 2 hafta. Yerinde bir karar. Sizce geç kalınmış bir karar mı bu? Yani daha önceden de düşünülebilirdi. Artmadan önlemler alınabilirdi. Doğru bir karar bence. Yani çünkü çocuklar her ne kadar da bu olayı hissedilmeden geçirseler de yani büyük bir potansiyel taşıyıcı olarak. Bence doğru bir karar. Şu anda parklardaki denetlemelerden yoğunluk arttı. Bunları gözlemleyebiliyor musunuz? Yani ciddi denetleniyor mu parklar sizce? Ya ben çok işim olmadığı sürece dışarı çıkan bir kişi değilim ama izlenmediğim kadarıyla bu birkaç gündür park etraflarında girilmez emniyet şeritlerinin falan çekildiğini gördüm. Yani bu konuda tedbir alındığını gördüm. Vallahi bilmiyorum ki geç mi kalındı bilmiyorum yavrum. Ya ben gidip bisikletine çeviriyordum mesela ama ben kendim önlem alıyordum, kolonyalıyordum elimi, o şeyleri kolonyalıyordum.
Ama geç mi kalındı, erken mi onu bilmiyorum. Geç kalmış da olabilir. Çok yayıldı çünkü. Bilemiyorum yani. Sizce yani bu şekilde kapatılması doğru mu? Ya şimdi doğru belki olabilir. Şu anda doğru olabilir çünkü çok yaygın. Çoluk çocuk da oralarda oynuyor hep. Ya çocuklar için de önlem almak lazım da herkes elini vuruyor oralara. Hastası da geliyor, sağlamı da geliyor ama onu yani bilmiyorum. Aldıkları da iyi bence. Ben öneriyorum yani kapatılmasını çünkü gerçekten aşırı derecede yani virüs vakası arttı. Hatta restoranlar bile kapatılsın yani, benim taraftarım o. Müzik çalan yerler kapatılsın, kalabalık ortamlar kapatılsın. Bence uygun yani, kapatılsın. Çok iyi olur bence. Çünkü acayip derecede arttı virüs. Onu da geçtim yani, çocuklar falan bayağı bir zaten, çocukların zaten nasıl diyeyim size, bünyesi zaten zayıf. Onlara zaten erken bulaşabiliyor. Yaşlılar olsun şu an dışarıda geziyorlar. Yani bence yanlış bir şey yapıyorlar şu an. Kapatılsa bence daha mantıklı. Benim tavsiyem bu şekilde. Sizce bu karar için geç mi kalındı? Bayağı bir geç kalındı. Bayağı bir. Vakanın mesela çıktığında bunu yapmaları lazımdı. Yaşlılara karşı, çocuklara karşı. Ya evde dursunlar, çıkmasınlar. Bence çok gerekli abi. Neden derseniz şu an çocuklar zaten ilkokula başladılar. İlkokula gidecekler. Masalar ayrı ayrı yaptılar. Tamam, o güzel bir şey. Yalnız şöyle bir yanlış bir düşünce var. İnsanlar sonuçta kantine gidecek, yiyecek alacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Aileleri yanlarında olacak bu insanların. Ama devletin sadece düşünmediği tek şey var. Bu insanlar ailelerinden gittiğinde çoluk çocuk geri evlerine geri dönecektir. Bunu düşünmüyorlar. Dezenfektan diyorlar. Ondan sonra bilmem masalar dezenfektanla temizledik, şunu bunu dezenfektanla temizledik. Sadece maskeyle bence bitmez bu iş. Niye derseniz bizim Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, Allah'ın başımızdan eksik etmesin, o ayrı bir şey. Ama kışın geldiğinde abi, bunu Allah da biliyor. Tövbe aşağı, ben Allah mıyım? Değilim. Ama kışın geldiğinde insanlar koronadan dolayı çok eziyet çekecekler. Benim düşüncem bu. Yani onu idareciler bilir. O ölçmüşlerdir onun yani geç kalınıp kalınmadığını. Onlar bilir. Yani eğer kapatılması gerekiyorsa kapatılır. Zamanlaması da eğer uygunsa onlar o kararı vermiştir. Zaten bakmışlardır. Biz şimdi elimizde veri olmadan doğru zamanlamayı yaptıklarını bilmiyoruz. Şöyle abi, zaten tüm kafeler ve diğer sektörler açıkken gidip böyle yerlere kapatmaları gereksiz bir tedbir. Yani o zaman tüm yerleri kapatın ki koronavirüsün yayılması da engellensin. Ama tam tersine maalesef yöneticiler buralardan virüsü yayılacağına inanıp buraları kapatıyorlar. Kafeler ve okullar kafeler açıkken okullar kapalı. Yani tedbirler bence yanlış. Yani elbette geç kalınmış, bence hiç müsamaha gösterilmemeliydi. Yani bu gevşetme haliyle görüyoruz ki sonuçlar daha negatif, daha şey çoğaldı, yani hastalık çoğaldı. Baştan bu disiplinli şekilde hareket edilseydi bu olmazdı. Bizim çok özür dilerim, atalarımızın bir sözü var, diller ki eşeğin sağlam gazığa bağla da kurt yerse yine iyisi. Eğer baştan bu işi sağlam tutsaydık belki de bugün Çin'den daha iyi durumda olurduk. Ama Çin'de virüs çıktığı halde bak bugün 1,5 milyar nüfusu olan Çin bu işi halletti. Ama biz gittikçe kötüye gidiyor yani, bu disiplin gerekiyor. Bir de halkımız çok bilinçsiz, özellikle gençler çok böyle maskesiz yakın yaşıyorlar. Yani ev bize bir şey olmaz nasıl olsa duygusu yanlış. Çünkü sana olmaz ama annen var, baban var, kardeşin var, olmaz diye bir şey de yok. Bakıyoruz 15-18 yaşında gençler de ölebiliyor. Allah korusun. Bence en başından beri kapatılmalıydı. Sebebi de çocuklar bizim geleceğimiz. Onun için onlara daha dikkat etmek zorundayız diye düşünüyorum kendi adıma. Tabii ki bizim sağlığımızı da onların sağlığını da korumak için toplu olan her yer aslında belirli statülerde, belirli şekillerde kapatılmalı aslında. Ben öyle düşünüyorum. Çok doğru bir karar olduğunu kanısındayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de aynı, sağlığımız için kapatılması gerekiyor. Çocuklar farkında değil yani. Ailelerine, yaşlılara taşıyıcı oluyorlar. Doğru söylüyorsunuz.
maske, mesafe bunlar çok önemli hayatımızda.